güven düşmana korku bağında. Mesela biz burada bir Boğaz'da bir savaş gemisi bazı muayyen günlerde oluyor. Mesela gördüğümüzde çok farklı bir sabit bir halde duruyor. Farklı bir duyguya kapılıyoruz. Orada da mesela bu donanma gemilerinde Osmanlı sancağı ile halk ahali gördüğü zaman devlet olan tabiyeti kuvvetleniyor. Bu gemiler, bu donanma gemilerin görevlerinden birisi de kaçakçılığa karşı tedbir almak. Bilhassa Avrupalıların işgallerinden sonra silah kaçakçılığı had safhaya ulaşıyor. Bilhassa Yemen'deki isyancılar, isyancılara Fransızlardan ve İngilizler tarafından aşırı bir silah satımı var. Osmanlı bu karakol vazifesi verdi bu gemilerle bunu önlemeye çalışıyor. Fakat biraz önce de bahsettiğim gibi yeterli sayıda gemi bulunduramadığından bunda çok ve sahiller çok uzun bir Kızıldeniz uzun bir sahile sahip. Bunda kaçakçılığı önlemede başarı sağlayamıyor. Sağlayamadığını da 1905, 1909, 1911'deki Yemen isyanlarında göreceğiz. Oradaki asilerin o dönemde yani önceki dönemlerde çok sayıda silah, deniz yoluyla silah aldıkları ortaya çıkacak. Evet, onu geçiyorum. Bu gemiler biraz önce de bahsettiğim gibi sahillerin muhafazası ve karakol hizmetiyle görevli olarak Kızıldeniz'de görev yapıyorlar. Ama aynı zamanda mesela asker tebdili olacağı zaman asker nakli konusunda mesela Yemen'deki askerler İstanbul'a değiştirileceği zaman yine bu gemiler asker tebdili amacıyla da kullanılabiliyor. Askeri nakliyat için kullanılabiliyor. Posta ve kaçakçılığı önlemek için kullanıldığını söylemiştim. Fakat alınan bütün tedbirlere rağmen Kızıldeniz'deki kaçakçılık ve korsanlık, korsanlığı önlemede Osmanlı mutlak bir başarı sağlayamıyor. Bu sonucu çıkarabiliyoruz çok rahat belgelerden. Bahsettiğim gibi bunda sahillerin uzun olması ve yeterli sayıda gemi gönderilmemesi etkili oluyor. 1905, 1909, 1910 yıllarında Yemen'de malum isyanlar patlıyor peş peşe. Bu dönemde bu Kızıldeniz'deki Osmanlı donanması kara kuvvetlerine denizden lojistik destek sağlıyor. Asker taşınmasında, silah ve mühimmat taşınmasında gemiler aktif olarak rol alıyorlar. 1904-5'te İmam Yahya, 1909'da Seyit İdris, 1910'da Seyit İdris yine Yemen'de isyan ediyor. Büyük çaplı isyanlar bunlar. Osmanlı'yı çok uğraştırıyor. Donanma da burada denizden destek sağlıyor kara kuvvetlerine. Bu gönderilen gemiler bu arada biraz önce idari olarak normalde Bahramer Komodorluğu direkt Bahriye Nezaretine bağlı İstanbul'a yazışıyor. Fakat savaş dönemlerinde ya da olağanüstü durumlarda valiliklerin emrine giriyor. Yani mesela Yemen isyanında Yemen valisinin emrinde bu gemiler. Ya da Hicaz'da iken olağanüstü bir isyan olduğu zaman Hicaz valisinin emriyle hareket ediyorlar. Yine bunların harcırahları olsun, diğer iaşeleri olsun oradaki diğer komodoruklar da öyle. Valiler tarafından karşılanıyor. Bağlı oldukları valiler tarafından. Bu Yemen isyanlarından sonraki bahsetmek istediğim bir konuda girişte kısmen bahsetmiştim. 1911 yılında Trablusgarp'ta İtalyanlar Osmanlı'ya savaş ilan ediyorlar. Fakat orada beklemedikleri bir Trablusgarp Bingazi Derne'de beklemedikleri bir bir direnişle karşılaşıyorlar ve Osmanlı'yı barışa ikna etmek için daha doğrusu mağlup etmek için isyanı yaymak amaçlı bir politika gidiyorlar. Çanakkale'ye kadar taarruzları var, adalara taarruzları var. Taarruzlarından bir tanesi Beyrut'ta Avnillah isimli korveti batırıyorlar.
Kızıldeniz'de de çok enteresan, bu tez vesilesiyle ben de işlemiştim. Kızıldeniz'de de bizim o dönemde 6 tane gangotumuzu 1911 yılında güçlü bir İtalyan donanması var Kızıldeniz'de. İngilizler çok etkin o dönemde, 1911 için söylüyorum, ve İtalyanlar. İtalyanlar da gemi donanımı açısından zırhlı gemileri mevcut ve sanki planlı imiş gibi Trablusgarp Harbi başlamadan önce bu iki tane zırhlı donanması Süveyş'ten geçip Kızıldeniz'de faaliyette o dönemde. Trablusgarp'ta Osmanlı'yı yenemeyeceğini anladığında savaşı yayma stratejisi gidiyor. Bu stratejiden birisi de 1911 yılında Kızıldeniz'deki 6 tane gangotun batırılması olayı. Burada İtalyanlar önce donanmaya saldırmadan önce sahillerde bazı taarruzlarda bulunuyorlar. Kızıldeniz, Trablusgarp'ta savaş devam ederken işte Cidde sahili, Kameran gibi yerlerde bazı kışla karargah askeri mevkilere, kamu kurumlarına, hatta meskul mahallelere, camilere ve telgraf hatlarına ateş açıyorlar. Ölenler ve yaralananlar mevcut bu sırada. Bu saldırıları Osmanlı Devleti büyük devletler nezdinde protesto ediyor, fakat Avrupa devletlerinden ciddi bir tepki gelmiyor. Yine bu dönemde Müslüman ülkeler nezdinde İtalya bu tavırlarıyla menfi bir izlenim bırakıyor Kızıldeniz sahillerinde ve Osmanlı gambotları 7 Ocak 1912'de Kunfuda denilen bir yer var. Şu civarda, Cidde'nin üst tarafında. Burada güvenli olduğunu düşünerek Osmanlı gangotları burada toplanıyorlar. Bahsettiğim gibi Trablusgarp Harbi başlamadan önceki iki tane zırhlısı bu bizim daha doğrusu Osmanlı'nın 6 tane gangotu üzerine ateş açıyor ve tabii ki zırhlılar karşısında gangotların hem teçhizat yönünden hem de mühimmat yönünden çok fazla bir savunma gücü olmadığı için bizim Osmanlılar bunları komutanım siz bilirsiniz, tıpalarını açıp bakmalarını sağlıyorlar. Yani İtalyanlar da batırmıyor aslında ama tabii ki savaş nedeniyle İtalyanlar batırmış oluyor. Yani terk ediyorlar gemiyi ve gemilerin o gambotların sentinelerini sağlıyorlar. Onunla ilgili ben resim var burada. Şurada evet, o gambotlar şunlar. İtalyanların batırdığı şunlar. Bunlar. Bunlarla ilgili 2 sene önce siz o zaman komutanım müze demediniz bilmiyorum. 1 sene ya da 2 sene önce Kızıldeniz'de bir Osmanlı harp gemisi çıktı diye basında bir haber yayınlandı ve haber şöyleydi. Kızıldeniz'de 1. Dünya Harbi'ne ait harbinde batırılan Osmanlı harp gemisi bulundu diye basına yansımıştı. Şimdi basın böyle yazıyor ama hani 1. Dünya Harbi'nde orada gemi yok zaten, Osmanlı'ya ait bir gemi. Basın yazmış 1. Dünya Harbi'nde Osmanlı gemisi, batırılan Osmanlı gemisi diye. Daha sonra Deniz Kuvvetleri bununla ilgili bizden malumat istedi. Yani burada, bu batırılan nedir, bu gemi ne olabilir diye. Bunun üzerine biz bir bilgi yazısı yazdık. Bu bahse konu olan ve çıkan Osmanlı harp gemisinin 1911'de batırılan 6 gangottan bir tanesi olabileceğini, çünkü 1. Dünya Harbi'nde bizim orada gemimiz olmadığına dair, hatta o bilgi notu şu an internet sitesinde mevcut Deniz Kuvvetleri'nin. 1911'de böyle bir durum mevcut orada. Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nda Osmanlı hükümeti askeri ve siyasi alanda malum olduğu üzere ağır kayıplara uğradı. Ardından 1. Dünya Harbi var. Bu dönemde Kızıldeniz'de
üstünlük İngilizlerin elinde. Fransızların da Kızıldeniz'de yine savaş gemileri mevcut, İtalyanların mevcut. Osmanlı hükümeti bu Birinci Dünya Harbi başladığında buradaki daha sonra 1911'de bunlar batırdıktan sonra 12-13 yıllarında yine gambot ve korvet tarzı gemi gönderiliyor Kızıldeniz'e. Ama 1914'te savaş çıkınca Osmanlı bunu bir tecrübe olarak görüyor. Yani 1911'de bizim orada o üstün düşman kuvvetleri karşısında 6 tane gambotumuz battı. Eğer Birinci Dünya Harbi'nde de İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar yine orada etkin. Direkt o dönemde Harbiye Nazırı olan Enver Paşa'nın emri var. Tezinde ek olarak vardı o. Direkt Bahramer Komodoru'na emir veriyor. Oradaki gambotlarla birlikte Çanakkale'ye gelmesi konusunda. Ve oradaki gambotlar filo halinde Birinci Dünya Harbi başlamadan önce Çanakkale'ye çekiliyor. Dolayısıyla Birinci Dünya Harbi'nde Osmanlı'nın orada herhangi bir mevcudiyeti söz konusu değil. Dolayısıyla bu da tabii ki İngilizlerin oradaki faaliyetlerini kolaylaştırmış oluyor. Rahat bir şekilde işgaller yapıyorlar. Denizden silah çıkarma imkanına sahip oluyorlar. Fakat çok enteresan bir şey var, onu paylaşmak istiyorum. 1914'te çekildi demiştik. Savaş devam ediyor. 1916 yılında, savaşın tam ortasındayız. 1916 yılında iken Osmanlı Bahriye Nezareti daha önce Kızıldeniz'de görev yapmış Bahriye subaylarından, Bahriye Ümerasından, Ümera binbaşı ve üstüne Ümera deniliyor, altına zabitan deniliyor. Ümerasından Kızıldeniz'de biz ne yapabiliriz babında raporlar istiyor ve hani ben hala onu bazı şeyleri çözemedim hala. 1916'da birçok cephede savaşıyor ama Kızıldeniz'de hala ne yapabiliriz'in bir telaş içerisinde. Yani orada ne gibi tedbirler alabiliriz babında ve bununla ilgili o dönem orada görev yapan kişilerin yazdıkları raporlar mevcut. Bir dosya içerisinde Deniz Müzesi arşivinde araştırma yapmak isteyen arkadaşlar bakabilirler. Bunların Kızıldeniz'deki yapılacak ıslahat ve alınacak tedbirler başlıklı dosyası mevcut. Tabii bunu alıyorlar ama o elde somut bir şey yapamıyorlar. Çünkü savaşın sonucunda Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti oralardaki varlığı sona ermiş oluyor. Şöyle, sizin şaşırmanız belki normal. Kızıldeniz'i çalıştığınız için Kızıldeniz cephesini görüyorsunuz olayın, veçesini görüyorsunuz. Osmanlı'nın oradaki durumu nasıl daha iyi götürürüzün gayretini Kızıldeniz üzerinden görüyorsunuz. Ama başka alanlarda da Osmanlı Devleti gerek idari manada neler yapabiliriz, gerekse mahalli manada neler yapabiliriz, devleti eski haline nasıl getiririz'in derdinde bunu bir telaş olarak ifade etmemek lazım. Büyük bir devlet, bu devlet 1920'de, 23'te batacağını düşünmüyor. Yani biz tekrar eski halimize dönme gayretindeyiz diye düşünüyor. Bu manada algılamanın daha doğru olacağını değerlendiriyor. Evet, yine bu bahsetmek istediğim, normalde kronolojik olarak ben şeyi bitirmiş oldum, donanmanın faaliyetlerini, ama tabii 2 sene üzerinde çalıştım ve 300 küsur sayfa tezi, hani çok nirengi noktalarını ben aktarmaya çalıştım. Bu tezi çalışırken şaşırdığım şeylerden bir iki nokta var demiştim. Bir tanesi de, onu da paylaşmak istiyorum. Cidde'de tersane açmak istiyor Osmanlı Devleti ve bununla ilgili inanılmaz derecede Osmanlı arşivinde olsun, deniz tarihi arşivinde olsun, inanılmaz derecede Cidde'de tersane açılmasına dair Bahriye Meclisi kararları, Şuray Bahriye kararları, Şuray Devlet kararları, irade-i seniyeler ve hani şeyini dahi çiziyorlar, kırıkçısını ya da planını dahi çiziyorlar. Ben kronolojik olarak belgelerde takip ediyorum. İşte irade-i seniye çıkıyor, malzeme dahi gönderiliyor gemiyle, Cidde'de tersane açılmak üzere malzeme dahi gönderiliyor 1890'lı yıllar.
Fakat işte arşiv belgelerinde şöyle bir durum var, sizi bir noktaya kadar getiriyor, orada bırakabiliyor çıkmaz sokakta. Hani daha sonra şunu gördüm, Cidde'de bir tersane yok. Yani bir sürü, sadece Cidde'de tersane açılmasına yönelik olarak sadece koskoca bir makale yazılabilecek derecede belge mevcut elde. Kabul ediliyor, padişah onaylıyor, Bahriye Nezaretinden malzeme gönderiliyor gemiyle, hatta eksik malzeme gönderiyorlar Bahriye Nazırı Hasan Yusuf Paşa. Ya o kadar uzak yere gemi gönderiyoruz, niye eksik gönderiyorsunuz diye ihtarına ait belgeler falan da var. Ama bütün bunların sonucunda Cidde'de bir tersane yok, ortada yok. Niçin açılmadığını da hani bunun da cevabını bulamıyoruz. Hani belgelerden konuyu çalıştığınızda böyle bir durumla da karşılaşabiliyorsunuz. Ama olmadığını nasıl, en azından olmadığını tespit ettim. Şöyle bir şey. Malum sannameler bizim için, tarihçiler için, araştırmacılar için önem arz ediyor. Sannamelerde oralarda hangi teşkilat varsa sannamelerde bu mevcut ve orada kim çalışıyor isim olarak, künyesi olarak yazılıyor zaten. Mesela 1905'li 6'lı yıllarda Kameran Tersanesi var Yemen tarafında. Oradaki mürettebatın isimleri falan yazıyor. Ama ben biraz önce bahsettiğim 1890'ların sonuna doğru Cidde tersanesiyle ilgili bir malumat kesiliyor. 1990'dan itibaren sannamelere, öncesindeki sannamelere baktım. Öyle bir kurulmamış, vazgeçilmiş ama bunun da cevabını bulamadım. Bu cevabını bulamadığım sorulardan birisi bu. Affedersiniz, burada bir şey söyleyebilirim. 1906 yılında Hüseyin Basar Efendi hacca gidiyor. Ve gemiyle gidiyor. Cidde'ye vardığımızda diyor böyle bir saray burnu gibi bir yerde gemi demirledi. Limana ancak frikalarla gidiyor. Evet, orada diyor Şap Denizi diye diyor. Şap kayaları var diyor. Evet. Onların üzerine gemi gidemiyor diyor. Daha fazla yaklaşamıyor. Evet. Cidde'ye yaklaşamıyor. Evet. Hatta diyor Şap'a oturmak tabiri evet, diyor. Evet. Buradan geliyor diyor. O Şap Denizi'ne gemilerin tamam. Böyle o kayaların üzerine oturunca kurtulmalar mümkün değil diyor. Acaba o Cidde'nin öyle bir tersane yapmak için denizinin müsait olmaması mı? Hayır efendim, şöyle bir şey. İşte onunla ilgili bir sürü keşif raporları hazırlanıyor. 8-10 tane. Akabe de bunlardan dahil. Akabe, Kameran, ondan sonra Fersan Adası, Cidde. Buralarda 8 tane isim belirleniyor. Buralardan birini tersane yapalım diye. En sonunda Cidde, hani hem ticareti canlandırırız hem de oradaki deniz ıslahatını gerçekleştiririz bağında Cidde karar kılıyor. Yani fizibilite raporları var. Tabii var. Bunların hepsi var. Çok ayrıntılı olarak dediğim gibi koskoca. Ben sadece hatta dipnot verirken onların isimlerini sadece oraya hani daha sonraki bizden sonraki nesiller belki araştırır diye kolaylık olsun diye sadece belgelerin numaralarını falan yazdım. Bakılabilir orada. Ama dediğim gibi açılmıyor. Niçin açılmadığına dair. O bahsettiğiniz işte mesela hac gemileri gittiği zaman bende bir tane resim vardı burada. Dediğiniz gibi şey yanaşamıyor. Yanaşamıyorlar. Limana yanaşamıyorlar. Limana yanaşamıyorlar. Şöyle yapayım F5'ten bir saniye. Onun için korvet ve gambot türü gemiler şu hac gemisi Osmanlı'nın hacıları götüren hacı gemisi olarak geçiyor. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bu benim normalde daha önce de ben test sunumu yaptım. İkinci sunumu. Orada bir faydasını görmüştüm test sunumunun. Test sunumu yaptıktan sonra sorular gelir. Sizlerden de beklerim. Sorularda mesela benim için yani çok fazla tezde işlediğim ama çok yüzeysel geçtiğim bazı konularla ilgili genç arkadaşlardan sorular gelmişti. Hakikaten de ilginçti. Mesela bir tanesi işte yani hani 69'dan 14'e kadar işlemişsiniz. Demek ki özel olarak ilgileniyordu. Ya Abdülhamit'in Kızıldeniz'le ilgili bir politikası var mıydı? Abdülhamit ne yaptı babında bir soru sordu. Tabii başlı başına bir çalışma konusu aslında ama benim tezimde geçen kısa bir anekdotu nakletmek istiyorum. Şurada. 1901 yılında İstanbul'daki Alman Büyükelçisi Yıldız Sarayı'na çıkıyor ve imparatorun selamı olduğunu ve Kızıldeniz'de kendilerine gemilerinin lojistik destek sağlamak amacıyla orada bir adanın boş olduğunu ve bunun kendilerine verilmesini talep ettiğini Abdülhamit'e arz ediyor.
Abdülhamit konuyla biz bir araştıralım diyor, konuyu incelelim diyor ve Yemen valisi bu bahsettiği ada Said Paşa'nın Abdülhamit döneminin önemli sadrazamlarından Said Paşa'nın hatıratında geçiyor bu. Ben oradan tezimi almıştım bunu. Daha sonra bunun belgesini buldum ben arşivden. Bu Alman Büyükelçisi bunu söylediği anda Abdülhamit Yemen valisini hemen Yıldız Sarayı'ndan telgraf çekiyor. Bu arada hani Abdülhamit'i eleştiririz ya, yani Babali'yi şeyden çıkardı, her şeyi kendi kontrolüne aldı falan. Ama bu olayda mesela hani bunun bir faydası var, onu arz edeceğim. Hemen o dönemde Yemen valisi Feyzi Paşa, Feyzi Paşa'ya hemen telgraf çektiriyor ve Almanların böyle bir adadan bahsettiğini, istediklerini söylüyor, bunun ne olduğunu öğreniyor. O da Fersen Adası diye bir ada var orada ve hakikaten de stratejik mevkide, gemilerin güzergahı üzerinde. Abdülhamit hemen oraya askeri tesisler inşa edilmesini emrediyor. İki gün içerisinde oraya askeri tesisler inşa ediliyor ve iki gün sonra Alman büyükelçisini çağırarak bahsettiği adada askeri tesisler olduğunu, bunun bizim için stratejik olduğunu, dolayısıyla verilemeyeceğini, imparatora saygılarımı iletmenizi söylerim diyor. Yani iki gün içerisinde hani normalde Babali işte sadrazama söyleyecek, sadrazam Harbiye Nazırı'na, Harbiye Bahriye Nazırı'na, Bahriye Nazırı Nafiye Nezaretine inşaat işi hani aylar yıllar alacak şey iki günde Abdülhamit bu şekilde Kızıldeniz'deki bir olayda rol oynamış oluyor. Yine Abdülhamit'li yani o dönemde şu an unuttum, tezi de açmak istemiyorum çok fazla. Bizzat bazı Yemen isyanları sırasında bir geminin gönderilmesini istiyor Yemen'e. Fakat Bahriye Nazırı biraz ayak diriyor, o gemiyi göndermek istemiyor. Abdülhamit'in bizzat irade-i seniyeleri var. Bir gün öncesinde emir veriyor, bir gün sonrasında tekrar geminin şu anda hangi mevkide olduğunu, nerede olduğunu saraya bildirilmesine dair rapor istiyor. O da ilginçti ve gemiyi bir şekilde göndermeye başlıyor. Çünkü yani bürokrasiyle uğraşmak da hani padişahsınız ama mesela Bahriye Nazırı o dönemde Hasan Üstü Paşa kendisinden yaşça büyük. Hatta babam dediği rivayet ediliyor kendisine, baba yadigar olduğunu ya da söyleniyor. Hani ama Abdülhamit bu şekilde Yıldız Sarayı'ndan da bazı müdahalelerde, Kızıldeniz'le ilgili müdahalelerde bulunuyor. Son olarak şunu söyleyip bitireyim. Biraz önce bahsettiğim ismi geçti, Hasan Üstü Paşa. Hasan Üstü Paşa şöyle 1903'te vefat ediyor kendisi. 1903'ten geriye doğru 22 sene sayalım, 22 sene boyunca Bahriye Nazırı. Enteresan bir insan. Yani Abdülhamit döneminde hiçbir bürokrat 22 sene aynı makamda kalmıyor. Kalmamış. Yani ben görmedim daha doğrusu. Ya da kaldıysa 2 sene kalıyor, 3 sene boşta kalıyor. Öyle bir durum. Fakat 22 sene boyunca Hasan Üstü Paşa Bahriye Nazırı. Hasan Üstü Paşa 1903'te vefat ediyor. Bu Kızıldeniz'de Basra Osmanlı memurların gözünde sürgün yeri olarak gözüküyor. Yani buralara giden kişi işte ya vukuatlıdır ya bir suçu vardır ya da birinin gadrine uğramıştır babında değerlendiriliyor. Basra ve Yemen, Cidde de dahil hatta. Çünkü buralar hem uzak hem de vehamete abu hava diye geçiyor belgelerde. Yani havası ve suyu vahim olarak. Bahriye var ama oralarda tabi Bahriye Nazırı olduğu için diyelim ki Bahriye ile ilgili ya da gemi alımı ile ilgili ya da denizcilikle ilgili bir şey var. Orada kendi görüşünün aleyhine söz etmek pek fazla mümkün değilmiş kendi zamanında. Yani sözde dediğim gibi mecliste alınan bir karar ama Hasan Üstü Paşa muhalif olan bir kişiye genelde muhalif görüş belirten kişiye teessüf ederim babında böyle nazikane bir cevabı olurmuş. Fakat teessüf ederim dediği kişi iki gün sonra kendisini ya Basra'da ya da Yemen'de bulurmuş. Böyle bir durum da var. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu bahsettiğiniz o ada meselesini Sani Ayber'de bahsediyor biliyorsun. Abdülhamid'in politikadaki şeylerini anlatırken. Hemen biz bir inceleyelim diyor. Oraya bir tane biz askerlerimiz orada manevra yapmaktadır. Bizi lazım o ada diye.
Evet. Ya ben önce Sait Paşa'nın hatırasında okudum ben bunu. Evet. Daha sonra biraz daha araştırdım derken arşivde belgesi çıktı. Mesela Sait Paşa'nın hatırasında, Sait Paşa tabi emekli olduktan sonra yazıyor hatırasını. O küçük Sait Paşa değil mi? 7 evet, defa evet, gidip evet, gelen. Evet, evet, evet. Daha sonra Abdülhamit'ten sonra bir defa daha sağlandı. Bir defa daha gidiyor, evet. Sait Paşa hatıratında bundan bahsediyor ama tabi o dönem geçtiği için şey diye bahsediyor. Yani Kızıldeniz'de bir adaydı diyor. Orada diyor Alman büyükelçisi geldi, istemişti bizden diyor. Daha sonra ben hani merak ettim. Arşivden bunun Fersan Adası olduğunu isim olarak da tezinde de yazmıştım. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok yakın tarihte Fetih Cemiyeti bir Yemen tarihini işletti. Bilginiz oldu mu bilmiyorum. Yazarını şimdi ben söyleyemeyeceğim size. Yemen tarihi. 1800'lü yılın sonunda. Nebaşa, evet. Evet, Yemen ve sanat tarihi. Sanırım şöyle bir şey, ben onun orijinalini, yani Osmanlıcasını, evet. Tamam, Abdülaziz döneminde yayınlanmış zaten, o şimdi latinize edildi. Evet, görmüştüm. Evet, evet, gördüm onu. Bir şey öğrenmiştim ben. Şimdi bahsettiğimiz Kızıldeniz özelinde böyle Hint Okyanusu ve Afrika genelinde düşünecek olursak Portekizlerin, İtalyanların, İngilizlerin o dönem içinde oraya o kadar ilgi göstermesinin temel nedeni sadece silah kaçakçı önlemek falan gibi bir şey olabilir mi? Daha geniş manada ne olabilir? Evet. Bir saniye şuradan açayım ben bunu. Tekrar. Şuradan. Şimdi şöyle bir şey. Doğu'nun doğuda o dönemde 16. yüzyılda doğuda iki tane önemli ticaret yolu mevcuttu. Bir tanesi bu Hindistan'dan Hindistan'daki MTA Hindistan'daki MTA Basra Körfezi'nden Fırat ve Dicle nehirleriyle Suriye sahillerine çıkarılıyor. Oradan Akdeniz'e ulaştırılıp Avrupa'ya geçiliyor. İkinci önemli güzergah ise Kızıldeniz. Süveyş'e kadar geliyor. Tabi Süveyş kanalı kapalı. Süveyş'ten sonra yine develerle, kervanlarla İskenderiye'ye çıkarılıyor. Ve yani Doğu'nun iki tane önemli ticaret yolu var. Bu iki ticaret yolunu Portekizliler bir şekilde hakimiyetleri altına almak amaçlı olarak buradalar. Yani oradaki MTA'yı nakletmek hususunda olsun ya da buradaki mallardan istifade etmek amaçlı olsun. Bu amaçla yani aslında sömürgeciliği daha evvel başlatan kişiler olarak söyleyebiliriz Portekizlileri. Yani 19. yüzyıldan önceki dönemde. Ama aynı zamanda tabii şey bu biraz önce bahsettiğim gibi ne zamanki kutsal mekanlara Cidde'ye kadar geliyorlar o dönemde Memlukluklar zayıf. Karşı koyacak gücü yok. Osmanlı'dan yardım istiyor. Yardım isteme tarihi zaten 1515 gibi yıllar. 17'de de bu Mısır fethedildikten sonra Osmanlı kendisi mücadele etmeye çalışıyor Portekizlilerle. Yani oradaki amaçları ticaret yolunu o doğunun ticaret yolunu ele geçirmek amaçları. Yani ticari. İngilizlerin de aynı düşünceli olduğunu söyleyebilir miyiz? Efendim anlayamadım. İtalyanların ve İngilizlerin de ilgilerinin aynı yönde olduğunu söyleyebilir. Tabii ki. Yani daha sonraki yüzyıllarda aynı şeyler. Sömürgecilik, bilhassa bu buharın çıkmasıyla gemiler, buharlı gemileri geçtikten sonra 19. yüzyılda İngilizler ondan sonra başlıyorlar. Buharlı gemilerin keşfinden sonra sömürgecilik faaliyetlerini icra ediyorlar buralarda. Söyleyebiliriz, evet. Değil mi? Zamanımızda da aynı şey. Hani biliyorsunuz Somalili korsanlar geri kaçırıyorlar. Evet hocam. İngilizler, Amerikalılar oraya gider. Sonra İranlılar oradan Yemen'in oralarda bir ada istemişler. Biz de onlarla savaşacağız diye. Onlara bir ada veriyorlar İranlılara. Onlar da hakikaten korsanlarla şey yapıyorlar ama adadan da yavaş yavaş Husilere, kendilerinin Şii mezhebinden olan Husilere silahları vermişler. İşte şimdi Husiler Yemen'de isyan ettiler. %10'lu diye nüfusun %5'in %10'u mu? İktidarı ele geçirdi. Şu andaki Yemen'in harap olması sebeplerinden birisi o. Başka soru var mı efendim? Hocam bir soru ben sorayım. Buyurun. Osmanlı Devleti bu son dönemde özellikle Kızıldeniz'deki faaliyetlerinden özellikle Selman Reis ve sonrasındaki sonrası